sabahlar. Tam 168 saat önce Tsipras, yani Yunanistan Başbakanı, 48 saat içinde bu işi çözeceğim dedi ve üstünden işte o kadar zaman geçti. Dün liderler gece geç saatlere kadar bir araya geldi ama hala ortada çözüm yok. Murat Sağman, AZ Motorsport ve Yönetimi Genel Müdürü bizimle beraber. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Artık etkilemiyor bile piyasaları. Yani çözüm yok dediğimiz noktada vadeli endeks %0,50 sadece düşüyor. Avrupa borsalarında da benzer oranlarda açılışta bir düşüş beklentisi var. Euro dolar paritesi çok etkilenmemiş. O da 1.11.42'den işlem görüyor. Yunanistan olayını biz çok konuşuyoruz. Dünya konuşuyor ama piyasa çok umursamıyor mu? Yoksa hala mı çözülecek beklentisi var? Ya piyasa artık çözülmeme beklentisini ve fiyatlamaya başladı. Bu tabii bu kaçıncı toplantı bilmiyorum. Yani kaçıncı işte çözülecek, çözülmeyecek. Yani çok zor. Yani Yunanistan'ın işi çok zor. İşte parlamentoda bir parlamentoya gidecekler bu paketleri onaylamak için. Almanya'da perşembe böyle bir parlamentoya gidilecek ve hani biz bu parayı verelim mi, vermeyelim mi diye. Zor bir süreç bekliyor ve zor bir süreç devam edecek. Biz bayram tatilindeyken herhalde belirli bir yerde ya tamamen çözüm ya da bir çözülme de haberleri de gelebilir. Yani Yunanistan artık işte olmuyor. Euro'dan çıkabilir. Açıklamaları gelebilir. Gerçi yine 72 saat verildi. Yani saatler geçiyor işte çarşambaya kadar reformları yapsın diye. Bir haberlere bakalım o zaman. Ardından zaten başka başlıklar da var. Belki daha önemlileri. Çünkü koalisyon görüşmeleri bir taraftan başlıyor. Bir taraftan Fed Başkanı çok yeni değil ama yine faiz artışı bu yıl içinde olabilir dedi. Gazetelerden seçtiğimiz haberlerimiz de var. Hepsine geçmeden önce bugün ön plana çıkan başlıkları bir paylaşalım. Emeklilere zamlı maaş 14, 15, 16 Temmuz'da ödenecek. Ödenecek maaşlar enflasyon farkıyla verilecek. Bağkur, esnaf ve tarım emeklisinin emekli aylıkları 14 Temmuz'da. İşçi ve tarım emeklisi aylıkları ise tahsis numaralarının son rakamı tek olanlar için 15 Temmuz'da, son rakamı çift olanlar için de 16 Temmuz'da ödenecek. Euro bölgesi liderleri gece geç saatlere kadar iflasın eşiğindeki Yunanistan'ı görüştü. Liderler Yunanistan'ın bu hafta reformları mecliste kabul ederek yeniden güven inşa etmesi gerektiğini belirtti. Almanya'nın önerisinde Yunanistan'ın geçici olarak Euro'dan çıkarılması da yer aldı. Fransa dahil bazı üyelerse bu öneriye karşı çıktı. Bu arada Financial Times'ın banka kaynaklarına dayandırdığı haberde Yunan bankalarında bugün elde hiç para kalmayacağı öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in başkanı Yellen'dan bu yıl için faiz artışı mesajı geldi. Yellen faiz artışının bu yıl içinde olabileceğini söyledi. Yellen ekonomide beklenmeyen gelişmelerin faiz artışını geciktirebileceği veya ilk adımı hızlandırabileceği tespitinde bulundu. Şöyle bir öncelik versek, koalisyon görüşmeleri, Fed faizi, bir de Yunanistan. En sıcak konu Yunanistan gibi en az etkilisi o. Ağırlık nerede daha çok piyasalarda? Yani şöyle pastayı üçe bölseniz. Ya tabii yurt dışında Yunanistan, biraz da Çin. İçeride koalisyondu ama şimdi tabii Yunanistan haberleri de önemli. Şimdi koalisyon görüşmeleri oradan eğer başlarsak tabii bu hafta ilk turlar başlayacak. Yani ilk turda bir sonuç zaten kimse beklemiyor. Siyasiler de zaten beklemediklerini ifade ettiler. Büyük ihtimalle bayramdan sonra daha sıcak yani gelişmelere neden olacak ve bu piyasada daha çok etkileyecek. Büyük ihtimalle biz bayramdan döndüğümüz zaman belki de hemen birinci haftasında değil ama Temmuz sonuna doğru piyasalar, bizim iç piyasalar koalisyona tamamen endeksli olacağını düşünüyorum. Birinci öncelik? Birinci öncelik. İçeride koalisyon. Koalisyon. Tabii orada artık yani bir sürü senaryo çiziliyordu biliyorsun başta. Artık yani üç tane ana senaryo var. AKP, CHP, AKP, MHP ya da erken seçim. Bunların olasılıkları bence %50-50 şu anda. Yani bir tarafta koalisyon o kesin olacak ya da kesin erken seçim ama hani şu anda ortada gözüküyor. Piyasalar bir ara koalisyonu fiyatladı, ondan sonra bir ara sattı. Şimdi
yavaş yavaş büyük ihtimalle bu toplantı sonrası, toplantılardaki gelişmelere göre piyasada muhtemelen bunu olumlu fiyatlamaya çalışacaktır. Yani bir koalisyon çalışma ama koalisyon olmayacağı anladığımız an tabii ki çok negatif bir gelişme yaşayacağız piyasalarda. Doların... Nedir? Orada bir derece bir ölçek verebiliyor musunuz? Ölçek mi? Hayır, şöyle tabii kolay değil yani. Hani %10 bir şey. Öyle bir şey beklemiyorum zaten. Yok, kimse de beklemez. Yok, ben şey verebilirim yani. Nereye gideceğini. Yani sonuçta yani bu tür piyasalarda, olumsuz olan piyasalarda 8 Haziran'a döneceğiz. Yani seçim sonraki pazartesiye döneceğiz. Orası bizim için ana hedefler olacak. Yani olumsuz olacağı şeklinde. Bu da dolar TL'de 2.75-2.80, büyük ihtimalle 2.80 seviyeleri. Endekste de 75 bin seviyelerini görme ihtimalimiz olacaktır. Seçimden, yani erken seçim haberiyle. Olur. Fakat ondan sonra sonuçta piyasalar bir gerçekleşmeyi sattıktan sonra da bu dünya piyasaları için de geçerli. Bir beklentiyi mutlaka satın almak isteyecektir. O beklenti de şu olacaktır. AKP tek parti hükümeti olarak tekrar seçilebilecek mi, seçilemeyecek mi? Piyasalar bunu satın almaya başlayacaktır. Öyle bir ihtimal de olursa piyasalar bunu olumlu fiyatlayabilir. Ama bunlar da çok var. Daha söyleyeceğimiz süreç birkaç ay sonrası. Ama yani burada önemli olan hani izleyiciler açısından şu çıkarımlar. Bir piyasa iyi oynama istekli. Yani bir koalisyon kesinlikle, sonucu kesinlikle. İstekli ve onu daha fazla fiyatlamıyor. Erken seçim olursa evet kötü olur ama o bile geçici olur. Daha sonra yine beklentiler gündeme gelecek. O da o kaybı telafi ettirecek olur, gözüküyor. Yani bir sürede şey olabilir. Yani şimdi Ağustos ortası gibi belli olacağı için yeni seçim olursa işte Kasım ortası olacak. O dönem tabii yani Kasım, Ekim sonu Kasım'a kadar yine bir iki ay falan bir belirsizlik yaşadığımız bir süreç olacak. Piyasalarda biliyoruz ki bu belirsizliği sevmez. Ya tabii haberlerde söylemedik artık bütün haberler verdiği için bizim haberlerimize de 14'te işte ilk Davutoğlu Kılıçdaroğlu ile görüşmeye başlayacak. Onu da bir kez daha hatırlatalım. Ve hani bir tarafta bırakıyorum şimdi koalisyon. Bir soru daha sorayım. Farkı var mı? Yani koalisyonun yapısının piyasa açısından, fiyatlama açısından bir fark oluşturur mu? Koalisyon Türkiye'de yani özetlemek gerekirse AKP veya AK Parti, MHP. Şimdi AK Parti CHP çok daha iyi fiyatlayacaktır. İşte büyük koalisyon dediğimiz yani işte solun büyük partisi ve sağın büyük partisi. Koalisyonda şöyle bir yani şu anki şöyle bir beklenti var. Yani koalisyon oldu, her şey halloldu ve piyasalar coşacak. Şimdi dört tane ana halledilmesi konular var. Şimdi bir, koalisyon oldu olmadı. Diyelim ki koalisyon oldu. Bu birinci. İkincisi, ne kadar güçlü bir hükümet olacak? Bakanlıklar. Bu önemli olacak. Piyasa buna bakacak. Üç, oradaki bakanlara da bakacak. Isimli. Üç, çok önemli. Bir şey ekonomi. Var mı? Ekonomi bakanı kim olacak ve ekonomi nasıl yönetilecek? Bu üçüncüsü. Dört, bu hükümetin süresi ne kadar? Yani piyasalar bunu nasıl fiyatlayacak? Yani, şimdi, o da zor soru. Yani 4 sene 2019'a seçime götürecek bir hükümet mi olacak? Ya da işte 2 sene sonra acaba bir erken seçim beklentisi mi olacak? Yani 4 tane ana maddeyi bence piyasalar bunu fiyatlayacak ama önce birincisi önemli tabii. Koalisyon kurulması lazım. Ya şöyle bir şeye bakarız. Hareketli günler bekliyor çünkü hikaye çok piyasalar çok, açısından. Aynen. Yunanistan'da bir hikaye ama yarattığı hareket son derece sınırlı kalıyor. Şimdi asıl oradaki sorun yani gerçekten yani Yunan TV'si olsak ciddi ciddi şu başlığı oturup gece gündüz konuşmamız lazım. Yani bankalarda bugün elde hiç para kalmayacak. Banka çok yani Financial Times'in iddiası ki geçen haftada öyle gözüküyordu zaten. Yani çeke çeke her gün 100 milyon euro eriyor. 500 diyorlardı zaten gün bitti. İşte bitti. Bugün son gün. Yani nerede yanlış yapıldı diye sorsam çok uzun bir konu olacak ama ne bileyim ne denir bankalarda para kalmaması demek Yunanistan için çıkmaz demek. Çıkmaz demek. Ya bir de ikincisi de çıkanıyor demek. Kapatma yani. Yani. 20 Temmuz'a kadar da 7 milyar euronun ödemesi lazım. Ya o ya günde o günde son şey olarak da son. Yani bugün bankaları konuşuyoruz. Ya, o 20 Temmuz'da da kamu için son olacak. Çünkü artık ondan sonrası. Şimdi bugün Yunanistan konuşuyoruz ve kayama. Hep çok konuştuk. Ama bugün işte bir Almanya'ya bakıyorsun 3.7 trilyon dolar büyüklük, Fransa'nın 2.8 trilyon dolar büyüklüğü, Almanya'nın 242 milyar dolarlık bir büyüklüğü var. Yani çok küçük bir ülkeden konuşuyoruz. Fakat sorun şu, bugün aslında Yunanistan'ı konuşurken, şimdi belki de izleyicilerimiz ya siz fark etmişsinizdir. İtalya'dan ve İspanya'dan çok önemli bir Avrupa ülkeleri hiçbir tane açıklama gelmiyor.
Fransa'dan da hiç açıklama gelmiyor. Fark ettiniz mi? Hiç, sadece Merkel'den geliyor. Diğerlerine hiç konuşmuyor. Niye? Çünkü bugün o ülkelerde bunu konuşmaya başladığınız zaman o ülkelerde İtalya'da ve İspanya'da özellikle Euro'ya karşı olan bir kesim var. Bunlar ayaklanacak. Aynı Yunanistan'da olduğu gibi. Yani o sorunlar büyümesin diye ne İtalyan liderleri ne İspanyol liderleri ya da Fransız liderleri konuşmuyor. Sadece Fransa olan Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ne dedi? Ya işte bunu çözmeye çalışalım falan filan. Şimdi Yunanistan çıkması aslında bütün sistemi de tıkayabilir. Bugün Euro bölgesinden bahsediyoruz. Bak 19 tane ülke var ve bu Euro bölgesinin ana kriterleri, ana hedefi Maastricht kriterleri. Bugün 19 ülkeden bu kriterlere uyan sadece 4 ülke kalmış. Litvanya, Letonya, Slovakya, Lüksemburg. Ya 4 tane. Ya bu 4 ülkeyle de Euro olmaz. Yani bu 4 ülkeyle de Avrupa Birliği yetmez. Onun için bir sistemin geleceğinden bence konuşuyoruz. Bugün Yunanistan çıkarsa ki bence çıkma ihtimali gittikçe yükseliyor. Çünkü işin içinden çıkması çok zor. Bugün istenilen 50 milyar euroluk teminat, ya özelleştirme tarzındaki teminat da 10 yılda Yunanistan en galiba 4,5 milyar euro bir özelleştirme gerçekleştirmiş. Ya imkansız şeyler de isteniyor. Bence Syriza Partisi ve Tsipras'ın geleceği de şu anda konuşulmaya başlandı. Parti içinde fileler başladı. Çok zor yani çıkışa doğru gidiyor. Ama çıkışa gitmesi bence sistemin de ileride problem yaşamasına neden olacak. Hani çıkarsa kontrollü çıkacak gibi bir algı var. Ama hani şu ana kadar yapılan, oluşturulan sisteme bakıyorsun. Kusursuz bir plan olmamış işte. Nasıl çıkacağı, ne yapacağı belli değil. O yüzden gelecekte de nasıl etkileneceğini de tahmin etmek kolay olmuyor. Almanya'nın geçici çıksın gelsin önerisi çok kabul görecek bir öneri gibi durmuyor. Zaten Fransa da baştan karşı çıktı. Yarın Portekiz de aynısını istiyor. Doğru, yani sizin dediğiniz şu unsur var. Zaten diğer siyasiler, diğer o 19 üyelerin diğerleri de kabul etmeyecek. Çünkü her iktidarın arkasında Tsipras gibi bir muhalefet var. O yüzden o açıklamaları da dinlerken öyle dinlemek lazım. Yani Lüksemburg bir açıklama yapıyorsa arka tarafta veya Litvanya yapıyorsa arka tarafta bir muhalif var. Tsipras gibi bekliyor. Onlar da kendi koltukları iç siyasi açıdan da bu açıklamaları yapıyorlar. Peki gelelim o zaman FED'e. En önemli başlıktı bir zamanlar. Tabii. En az konuşulan başlık hale geldi. Kanıksandı mı artık FED? Yalın diyor ki arttırırız. Veriler ya daha hızlı arttır mı ya da işte biraz daha geciktirmeyi sağlar ama bu yıl olur diyor. Ya sürpriz artık fiyatlama. Yani FED'de tabii FED'i zaten iki tane ana bir sürü veriye bakıyor tabii de iki ana veri vardı. Bir işsizlik, ikincisi de enflasyon. İşsizlik de tamam yani istediği yerlere geldi. İşsizlik 5,5 seviyelere geldi. Tarım dışı istihdam her hafta ayda bir açıklanan veri 200 bin ortalamanın üstünde. Gayet 1979'dan beri de en yüksek seviye ortalama bazında. Onun için bir problem yok. Enflasyonda işte bir istenilen noktaya gelemediler. Enflasyona bence daha dikkatli bakacaklar. Ama yani yılın diyorsa zaten büyük ihtimalle ya Eylül ya Aralık faiz arttırım süreci orada büyük ihtimalle başlayacaktır. Adımlar küçük olacaktır. Hep şey konuşuyoruz yani işte adım arttıracak işte 0.25 arttır. Öyle de yapmayabilir. Aralık da yapabilir. Yani bugün unutmayalım Fed'in faizi 0 ile 0.25 arası. Diyebilir ki 0.25 ile 0.50 arası yapıyorum. Yani aralık adımı da yapabilir. Onu da unutmayalım. Bu da piyasaları bence çok daha fazla rahatsız etmeyecektir. Artık piyasalar bunu hem fiyatladı hem alıştı. Yani şundan şok olur piyasalar. Çok daha fazla bir artırım yaparsa yani bugün beklenti 0.60'sa yıl sonuna doğru. Yani bunu daha fazla arttırması piyasaları rahatsız eder ama diğer taraftan artık piyasalar bunu fiyatları arttırmaması soru işaretleri getirir. Yani bu kadar alıştırdım piyasaları. Acaba bu kadar kötü mü veriler ki arttırmıyorsun diye. Onun için en geç bence Aralık'ta ilk adımını atar diye düşünüyorum. Yani artık arttırmaması bile kötü haber. Evet yani kredibilite çok. Yani Merkez Bankası'nın en büyük en büyük varlığı kredibilitedir. Yani bu sefer ondan sonra yapacak konuşmaları da piyasa bu kadar rahat hissedemeyebilir. Onun için bence bu sene sonunda mutlaka bir artırım göreceğiz. Peki o kadar hani kanıksanmış gündem başlıkları varken piyasaları da konuşuruz. Yani bu kadar kanıksandığına göre o biriken enerji bir yerde piyasada ya pozitif ya negatif çıkacak. Nasıl çıkacak onu ben size soracağım ama bugün ön plana aldığımız daha doğrusu hani gazetelerden seçtiğimiz başlıklarını da böyle yavaş yavaş paylaşalım. Varsa sizin değerlendirmelerinizi onları da alırız. Milliyet gazetesinde mesela yerli tablet harekatı
diye bir haber dikkatimizi çekti. Hanife baş yapmış. Ekonomi Bakanı Niyazi Eybekçi'nin yerli cep çıkışının ardından yerli tabletle ilgili çalışmalar yaptığı da ortaya çıktı. Bakan 13 sanayi odasından tabletle ilgili yatırım yapan firmalar hakkında bilgi topluyor ki pazarın ne kadar büyük olduğunu biliyoruz ki akıllı telefon pazarında da Cumhuriyet Gazetesi'nde dikkat çekici bir haberi de paylaşalım. Şehirbank Kıraç yapmış. Her yıl telefon değiştiriyoruz. Ortalamamız bayağı kısa süreli. Türkiye akıllı telefon değiştirme hızında birinci. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa'nın da olduğu ülkelerde telefon değiştirme sıklığı 18 ile 24 ay arasındayken Türkiye'de bu 12 aya kadar düşüyor. Bu habere şaşırmadım çünkü yani işte iPhone çıkıyor, Samsung çıkıyor. Yani kuyruklar bizde oluyor. Yani diğer bakıyorsun var, Fransa'da, var, Almanya'da. Yani. Hayır, uzun kuyrukta Amerika'da var, bizde var ama Avrupa ülkelerinde bu şeyler yok. Bu büyük uzun kuyruklar yok. Seviyoruz yani teknolojiyi. Teknolojiyi seviyoruz diye bakıyorsan güzel ama hani üretim kısmında da işte yavaş yavaş yer alıyoruz. Bazı önlemler geliyor. İlk haber de bence çok önemli tabii. Yani biz de üretebilsek. Ama işte para nerede daha fazla sorusunun cevabında da Habertürk gazetesinde Seçkin Üreğin haberi önemli ki bayağıdır hani hep konuştuğumuz, tartıştığımız, hatta ekonomi yönetiminde de farklı farklı seslerin çıkmasına neden olan bir konu emlak. Yastık altı emlakları ekonomiye çekecek. Aile şirketleri ortaklarının birikimlerini emlakta tuttuklarını söyleyen GİAD yani Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği Başkanı Serkan Sevim, 167 milyar dolarlık stokta atıl duranlar var. Bunu ekonomiye fonlara kazandırmak için konferans düzenleyeceğiz diyor. Yani gerçekten hani bir alacağınız varsa alamıyorsunuz, işte karşı taraf size ev veriyor. Bir öyle bir sistem var veya kazandığın parayla gidip ev alıyorsun. Bize de hep küçükken söylenen şudur. Aman çalışın, ev alın, işte iki tane üç tane eviniz olsun, işte emekli olduğunuzda kiraya verir öyle geçin. Sistem böyle. Türkiye'de garip bir sistem var bu anlamda. Hani tutan da bir sistem var. Ama ekonomiye kazandırılması açısından da ciddi bir potansiyel var bu emlak yani, sektörüne giden paradan. Evet, hem bu sektörden mesela altın sektöründe de var. İşte bankalar bir ara işte altınızı getirin, işte içe sisteme hala sokalım diye. Yani hedeflenen olmadı, onu da söyleyeyim. Efendim? Hedeflenen de olmadı. Yani olmadı hala. Ama bir sonuç geldi sonuçta yani. Tabii daha yüksek hedefler vardı o kesin ama hani burada da bu konu sektöründe de yani amaç burada tabii ki her şeyi ekonominin içine kazandırmak ve bu en önemli, bizim en önemli sorunumuz olan aslında tasarruf açımızı kapatmak. Yani çok bizim gibi ülkelere baktığın zaman, yani Türkiye sepetin olduğu %30 gibi ülkelerin tasarruf oranı var. Bizim bu oran şu anda %13-14'lerde. Ki biz gayri safi milli hasılanın %21'i kadar bir yatırım yapıyoruz. Bunun aradaki fark zaten cari açık oluyor. Onun için bunu canlandırmak için bu tür önlemler gerekiyor. Ama işte işe yarıyor hani emlak alıp tutmakta. Vatandaş parası varsa bu ciddi bir çözüm olabiliyor. Tasarruf aracı gibi oluyor. Öyle evet. Oluyor çünkü iş yapan da bazen şöyle kaybedebiliyor. Yani kazananı da var tabii ki, bunun çok güzel örnekleri de var. Cumhuriyet Gazetesi'nde de dikkat çeken haber şu. 30 otel el değiştirdi. Turizm sektöründeki kriz derinleşiyor. Oteller bir bir iflas bayrağını çekiyor. Yıl sonunda sektördeki kayıp 5 milyar doları bulabilir. 400 bin kişi de işsiz kalabilir deniyor haberde ki bu herhalde en kötü senaryo olabilir. Ama turizmcilere de konuştuğumuzda o kadar da işler acısı bir durum yok gibi bir algı da çıkıyor ortaya. Yani hatta önümüzdeki dönem için daha fazla otele de ihtiyaç olacak. Çünkü hani Türkiye yeni hava alanıyla birlikte daha fazla transit geçişte beraberinde olacağı için daha fazla bu turizm dünyadaki pazar payından pay alacak. Bu otellerde yeri gelecek yetmeyecek de deniyor ama bir an bir hızlı büyüme oldu. O da fiyatları da biraz daha aşağıya çekti. İşte Rusya biraz Rusya'dan dolayı mesela o bu otellerde etkilendi. Beklenmedik bir şey çıktı. Etkiler ama şimdi o taraf biraz daha toparlıyor sonuçta ama bir ara çok kötüydü. Evet. Son olarak da Akşam Gazetesi'nde dikkatimizi çeken bir haber. Uçak tanktan sonra hedef milli oyuncak. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık oyuncak organize sanayi bölgesi kuracaklarını söyledi. OSB'ye ilk talip Erzurum. Hedef ise Keloğlan, Karagöz ve Hacivat gibi karakterlerin oyuncaklarını milli imkanlarla üretmek. Belki yeni karakter yaratmaya mı ihtiyaç var bilmiyorum. Hani biz küçükken dışarıda top oynardık belki. Siz oyuncaklarla ne oynardınız, var mıydı? Karagöz Hacivat dikkat çekerdi ama Keloğlan'la çok
bizim en azından etrafımızda çok oynanmaz. 5 yaşında oğlum var, tamamen bir Keloğlan hayranı. Öyle mi? Hayranı yani, gerçekten ya. Evet yani bence o tutabilir ha, yani. İyi. Ben görüyorum i̇şte çünkü. Kendi çevrene göre nasıl farklılık ediyor. Çünkü az buz pazarda değil. %85'i ithalmiş oyuncakların. 2 milyar dolar civarında da bir pazar var. Tabii kızlar öyle o süsleme müsleme falan onlara bayılıyor küçük kızlar şimdi. Peki gelelim son dakikalarımızı piyasa yorumu yaparak. Bütün bu başlıklar altında olasılıklar dahilinde nasıl bir dolar, nasıl bir borsa, nasıl bir altın bekliyorsunuz? Şimdi tabii bir bayram sürecine gireceğiz. Aşağı yukarı koalisyonda gelişmeleri biliyoruz. Yani ilk hafta bir şey olmayacak. İlk görüşmeler olacak. Herkes kendi beklentileri açıklayacak. Orada çok ciddi bir fiyatlama olacağını düşünmüyorum. Fakat tabii Yunanistan'ı bilmiyoruz. Yani hele bayram dönüşünde nasıl sonuçlar çıkabileceğini, yani hani Yunanistan çıkışa doğru işte bankalarda işte para kalmadı. Parlamentoda ne çıkacak? Büyük ihtimal orada hayır çıkabilir. Yunan parlamentosuna. Onun için yani benim düşüncem şimdi euro dolara bakarak da dolar TL şu anda 2.65 seviyelerinde, yani 2.60-2.65 seviyelerinde dolar ihtiyacınız varsa, portföyünüzü bir miktar çeşitlendirmek istiyorsanız bir miktar dolar alabilirsiniz 2.60-2.65'lerde. Borsaya konuşursak borsa zaten 80 ile 87 bin arasında gidip geliyor. Yani onu biliyoruz. 87'ye geldiğinde işte siyasi tansiyon ne olacak diye konuşuyoruz. Ama 80 bine geldiğinde de ya bu borsa gerçekten çok ucuzladı. Yabancılar geliyor oradan alım yapıyorlar. Bugün bizim borsamız bizim gibi gelişmekte olan ülkelere göre yaklaşık %20 gibi iskontolu. %15 ile 20 dolar arasında. Bazında. Evet dolar bazında ve bu 1998-99'dan beri ilk defa bu kadar bir iskonto oranına geldi. Biz şu anda bir en azından %10 gibi, %5-10 gibi, %10 diyelim ben, bir potansiyelimiz var. Onun için bu koalisyon kurulursa, yurt dışından da aynı varsayımla gidersek, bu büyük ihtimalle endeks 90 bine tekrar gidecektir. Bu beklentiyle, bu koalisyon beklentisine gidecektir. Ama dediğim gibi Yunanistan işi biraz tehlikeli. Oradaki negatif haberlerle biz tekrar 80 bin lirede görme ihtimaliniz var. Euro dolarda da aynı şekilde çok enteresan bir fiyatlama var orada. Piyasa bence ne yapacağını da bilmiyor. Yani bugün Yunanistan çıksa aslında iyi mi kötü, iyi mi kötü bilmiyoruz. Ama sanki Yunanistan çıksa dolar biraz değer kazanır o anda ama euro toparlama ihtimali daha yüksek. O da gideceği noktada 1.15. Daha fazlasına da gideceğini düşünmüyorum. Bir cümleyle altın nasıl özetlenir? Altın şu anda dinleniyor. Altını biraz unutalım. Çok fazla düşünmeyelim. Altın dinleniyor şu anda. Daha biraz daha aşağı gelebilir. Özellikle bu Fed beklentisiyle birlikte. Ama hiçbir zaman altını unutmayalım. Gelecek dönemde çıkabilecek herhangi bir jeopolitik problemler karşı Amerika'da ya da dünyada çıkacak herhangi bir enflasyona karşı yine ufak bir koruma aracı olacaktır. Uzun vadede altın yükselme ihtimali var ama şu anda biraz daha aşağı gidebilir ve dinlenme devam edebilir altın konusunda. AZ-Notus Portföy Yönetimi Genel Müdürü Murat Sanma, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bildiğiniz için borsada açılışta %0,2'lik birim var. Dolar 2.65-40'a kadar gerilemiş durumda.